Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda PlayStation 5'e uzaktan bağlanarak oyun oynama konusuna değiniyoruz. PlayStation 5'e bilgisayarımız veya telefonumuzla internet üzerinden bağlanarak oyun oynayabiliyoruz. Tabi yine oyun konsolda çalışıyor. Telefonumuz veya bilgisayarımıza yükleyeceğimiz ara uygulamayla konsola bağlantı yapıyoruz ve sanki telefonumuz veya bilgisayarımızda oynuyormuş gibi bu özellikten yararlanabiliyoruz. Yakın zamanda piyasaya sürülen PlayStation Portal yine aynı bu mantıkla çalışıyor. Yani PlayStation Portal'da da yine Remote Play üzerinden PlayStation'a bağlanarak oyun oynuyoruz. Bu anlamda şu anki yapacaklarımızla telefon ya da tabletimizi bir portal cihazına dönüştürüyoruz aslında. Bu şekilde çok düşük işlemcili telefonumuz bile adeta bir PlayStation 5'e dönüşebiliyor ve PlayStation'da yapabileceğimiz tüm işlemleri telefonumuz üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. İnternet üzerinden konsola bağlanarak oyun oynayacağımız için hem PlayStation'ın bağlı olduğu yerdeki internet hem de bağlantı yaptığımız yerin internet kalitesi oldukça önemli. Günümüzde telefonların internet kalitesi oldukça iyi, fakat yine de bu özelliği kullanabilmek için mutlaka Wi-Fi hattına bağlı olmamız gerekiyor. Yani dışarıda Wi-Fi hattı olmayan bir yerde telefonumuz üzerinden konsola bağlantı yapabilmemiz mümkün değil. Bu arada bu sistem daha önce videosunu paylaştığımız Steam Link'in biraz daha gelişmişi diyebilirim. Bunun için ayarlardan sisteme, buradan da uzaktan oynamaya gelerek buradan uzaktan bağlantıyı etkinleştiriyoruz. Artık konsola telefonumuz veya bilgisayarımız üzerinden internet olan her ortamdan bağlantı yapabilir durumdayız. Yalnız biraz önce belirttiğim gibi telefonumuzun mobil internetiyle bunu yapabilmemiz mümkün değil. Bu arada bağlantı otomatik olarak gerçekleşmezse cihaz ilişkilendir bölümünden alacağımız kodla bağlantı işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Konsola bağlantı yaparak oyun oynayacağımız için konsolun açık ya da bekleme modunda olması gerekiyor. Bağlantı yapana kadar boşuna çalışmaması için konsolu bekleme moduna alabiliriz. Bilgisayarımızdan bağlantı yapabilmek için Sony'nin Remote Play uygulamasını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Remote Play'i Windows, iOS gibi sistemlerde kullanabiliyoruz. Kurulum yaptıktan sonra PlayStation hesabımızla oturum açıyoruz ve bu şekilde konsola bağlantı kurabiliyoruz. Klavye ile bilgisayar üzerinden konsolu kontrol edebilsek de denediğim oyunları klavye ile oynayamadım. Yani oyun oynamak için gamepad'e ihtiyacımız bulunuyor. Bu yüzden DualSense'i bilgisayarımıza bağlamamız gerekiyor. Bağlantıyı Bluetooth üzerinden yapamıyoruz. Mutlaka USB kablosuyla bağlantı yapmak gerekiyor. DualSense'i de ayarladık. Artık konsola giriş yapabiliriz. Yaptığım testlerde maksimum 10 saniye içerisinde bağlantı gerçekleşti. Tabii bu süre internet kalitemize göre değişebiliyor. Klavye ve fare yardımıyla konsolu bu şekilde uzaktan kontrol edebiliyoruz. Fakat oyun için biraz önce belirttiğim gibi gamepad gerekiyor. Oyunları sanki direkt konsolda oynuyor gibi oynayabiliyoruz. Tabii ki uzaktan oynandığı bir parça hissediliyor. DualSense'in titreşim, hareket ve ses algılama gibi tüm özelliklerinden yararlanabiliyoruz. İşimiz bittiğinde PlayStation'ı uzaktan bekleme moduna alabilmemiz mümkün. Bu şekilde enerji tasarrufu yapabiliyoruz.
Telefonumuzla bağlantı yapabilmek için de telefonumuza Remote Play uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Uygulama hem Android hem iOS mağazasında mevcut. Remote Play uygulamasını yükledikten sonra yine bilgisayarımızda olduğu gibi PlayStation hesabımızla oturum açarak oyun oynamaya başlayabiliyoruz. Mobil hattını kullanarak bağlantı yapabilmemiz mümkün değil. Mutlaka bir Wi-Fi hattına bağlı olmamız gerekiyor. Telefonumuzun ekranında beliren sanal pedle oyun oynayabilmek mümkün olsa da çok kullanışlı değil. Bu yüzden Bluetooth üzerinden DualSense'i bağlayacağım. DualSense'i PS tuşu ve fonksiyon tuşuna basılı tutarak eşleştirme modunu alabiliyoruz. Ve bu şekilde telefonumuzla Bluetooth üzerinden bağlayabilmemiz mümkün. Şu anda Note 7 Fan Edition'da testi gerçekleştiriyorum. Ne yazık ki Note 7 Fan Edition kontrolcüyü desteklemedi. Yani DualSense'i kullanamadım. Bu yüzden daha güncel bir telefon olan Samsung S10'la deneyeceğim. Samsung S10'la denediğimde herhangi bir sorun yaşamadan DualSense'i kullanabildim. Sadece titreşim özelliği aktif olmadı. Bunun dışında hareket algılama gibi özelliklerinden yararlanabildim. Evet, hem bilgisayarımız hem telefonumuz üzerinden uzaktan PlayStation 5'e bağlanarak oyun oynayabilmemiz ve konsolu kontrol edebilmemiz mümkün. Sizin de bu konuda görüşleriniz veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.